Kendinizi hizmetin tüm meselelerine ve sorunlarına vakıf ve çözüm önerisi getirebilecek yeterlilikte görüyor musunuz? Gülümseyerek cevap veriyorum buna da. Şimdi ben tabii ki hizmetin ve cemaatin bütün sorunlarına vakıf falan değilim. Sadece vakıf olduğum sorunlarla ilgili konuşuyorum veya sorulara cevap veriyorum. Benim konuştuğum meseleler, yani hizmet konuşmaları olarak dile getirdiğim meselelerde bildiğim konuları konuşuyorum zaten. Ama ortalama bir hizmet hareketi mensubundan daha yakın takip ediyorum her şeyi. Yani bu konuda hiç şey olmasın. Daha fazla kaynağa sahibim. Daha fazla literatürü okuyorum. Daha fazla şey yapıyorum. Dolayısıyla yani sadece hizmet hareketinin karar alma mekanizmasında olduğu için herhangi birisinin benden daha iyi bildiğini düşünmüyorum. Yani benden daha iyi bildiği konular vardır da, yani ben onu demiyorum, yani bütün konuları iyi biliyorum demiyorum, ama benim işim bu, yani akademik şeyim bu. 8-10 senedir bu kaynakları okuyorum. Sizin unuttuğunuz şeyleri takip ediyorum. Yani yakında bir video hazırlayacağım mesela, cemaatin düşman algısı üzerine. Yani insanlar 2 yılda 3 yılda bir yeni düşmanlar inşa edilip cemaatin önüne, gündemine koyuluyor mesela. Siz unutmuş olabilirsiniz ama ben takip ediyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani bugün A dedi, düşmanınız kim diye sorsan insanlar A diyecek. Dün B diyordu, ondan önceki gün C diyordu. Mesela bunları kim üretiyor, ne yapıyor gibi bir şey de yapacağım. Şimdi işim bu olduğu için 8-10 senedir yani mesai olarak yaptığım da bir şey. Yani takip ediyorum, şey yapıyorum. Ve zannederim herhangi bir insana diyelim yönetici de olabilir. Yani o yani yöneticilere ulaşmak çok zor. Yani insanların kolaylıkla ulaşabildiği ve kolaylıkla bilgi paylaşabildiği birisiyim. Bu tek kaynağım değil de hani böyle bir şeyi de var. Onun haricinde bayağı herkese de ulaşıp onların da nabzını tutabiliyorum. Dolayısıyla cemaatin pek çok meselesine vakıf olduğumu düşünüyorum. Bildiğim ve yani bir de cemaatin yaşadığı sıkıntıların bir kısmı böyle unique, kendi kendine, yani ilk kez dünyada insan hakları ihlallerine mağdur kalan bir cemaat ortaya çıktı diye bir durum yok. Dolayısıyla bu konuda literatür okuyan herkes bir sürü çözüm önerisi getirebilir zaten. Anlatabiliyor muyum? Ama sizin başınıza ilk kez gelmiş olduğu için daha önce hiç kimsenin başına gelmemişmiş gibi, insan hakları mücadelesi yeni ortaya çıkmış gibi bir havaya girebilirsin. Olabilir, bu mümkün, ama öyle değil işte. Anlatabiliyor muyum? Yani dünya kadar örneği var. Yani bunları değişik videolarda yine ele aldım. Oradan da görebilirsiniz. Dolayısıyla bunları söylediğiniz zaman da hani cemaat, yani sen daha iyi mi bileceksin diye şeye gelmenin bir mantığı yok. Umarım soru art niyetli değildir, ama yani bildiğim kadarıyla zaten onları konuşuyorum ben de.